Herkese merhaba. Bugün GTA Online'da arkadaşlar söylemeyeyim diyorum ama zenginliğin anahtarını veriyorum. Yani bunu mutlaka izleyin bu videoyu. Sonra yok nasıl para kazanacağım, yok bilmem ne vesaire tarzı şeyler artık. Yani bu şu ana kadar çekilmemiş bir video. İlk defa ben göstereceğim. Büyük ihtimalle gösteren ben görmedim. Böyle bir taktik de görmedim. Böyle bir şey de görmedim. Bunu izlerseniz, yani baştan sona harfiyen uygularsanız hiç final kaybetmiyorsunuz arkadaşlar. O Pasifik'te işkenceye dönen 5 tane setup var ya. O setupları oynayıp işte geliyorsunuz Pasifik finaline 1.250.000'i. Herkes yok bana şu kadar ver, yok bana bu kadar ver, bilmem ne. Artık böyle problemler yaşamayacaksınız. Çünkü oyundan çıkacaksınız. Şimdi nasıl olacak? Göstereceğim. Oyundan çıktığınız zaman final sizde kalmaya devam ediyor. Ama oyundan nasıl çıkıyorsunuz? Onu göstereceğim şimdi. Burada önemli olan sizin hiç para almamış olmanız. Yani diğer oyunculara mümkün olduğu kadar dağıtıyorsunuz. Bu şu an göstermelik olduğu için biz afaki rakamlar veriyoruz, geçiyoruz. Şu an dağıttıktan sonra çıkıyorsunuz. Hemen haste geçiyorsunuz. Yani daha önceden şöyle söyleyeyim ben size. Bu 5 setup'ı bir kere yapıyorsunuz. Bu finale getiriyorsunuz. Bu finali o istediğin kadar açabiliyorsun. 50 kere aç, 100 kere aç, 1000 kere aç hiç fark etmiyor. Bu video 20 dakikalık. Yani aşağı yukarı bu anlatacağım olay 20 dakika sürecek. Yani 20 dakikada 150'şer verseniz iki arkadaşınıza, arkadaşınız 625 bin kasmış oluyor 20 dakikada. Hile yok, hiçbir şey yok. Zaten biz hile kullanmıyoruz. Bu şekilde bir şey yaptığınız zaman arkadaşlarınız sürekli kazanıyor. Habire kazanıyor. Bunu şöyle yapabilirsiniz. 4 tane tanıdık arkadaş. Zaten bu tanıdık olmadan olmaz. Yani bütün takımı tanıyor olmanız gerekiyor. Partiden konuşmanız gerekiyor veya oyun içinden konuşmanız gerekiyor. Herkes yapacağı şeyi bilirse sorunsuz bir şekilde halledersiniz. Dediğim gibi önce 4 tane haste kurun. 20 tane setup yapar zaten. 20 tane setup'ı oynayın hepiniz birbirinizin. Oynadıktan sonra zaten o finallerin hiçbirini kaybetmeyeceksiniz. Kaybetmeyeceğiniz için de oynamanızın şeyi yok yani. İsterseniz hani yarım günde biterim, isterseniz bir gününüzü harcayın böyle bir şeye. Ondan sonra geri kalan her gün sadece final oynayacaksınız. Sıra sıra açarsınız. Bir gün bir arkadaşınız açar, ertesi gün başka bir arkadaşınız açar. Böyle 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 böyle. Hani geride kalan 3 kişi sürekli para kasmış olur. Hani oyundan çıkan arkadaşınız da problem yaşamamış olur. Şimdi şöyle bir şey var. Oyuna 4 kişi başladık. Dikkat ederseniz bak isimler yazıyordu. 4 kişi başladık ama oyunu 3 kişi bitireceğiz. Çünkü oyunda ben olmayacağım bitirirken. Şimdi sıradan şu an bankaya girdik. Sıradan nasıl olduğunu tek tek yapa yapa göstereceğim. Zaten buraları daha önceden biliyorsunuzdur. Ben gene de hani çekme gereksinimi duydum. Belki izlemeyen arkadaşlar vardır. Daha önce tam para videosu çektiğimiz zaman göstermiştik hani bu taktikler nasıl oluyor, nasıl tam parayla bitiriliyor vesaire. Bunları basit bir şekilde anlatmıştım zaten daha önce. Bunda dediğim gibi şu an bu zenginliğin anahtarı yani. Bunu hakikaten izleyen herkes köpek gibi zengin olacak yani oyunda. Çünkü 20 dakikadan hesaplarsanız saatte aşağı yukarı 2 milyona yakın para kasarsınız. Bu da 5 saatte 10 milyon demek. Bugün Mastermind yapıyorsun 10 milyon alıyorsun. Mastermind'da işte hiç ölmeden baştan sona kadar oynuyorsun. 6-7 saatte 10 milyon para kasıyorsun. Bunda 5 saatte 10 milyon kasıyorsun. Yani acayip enteresan bir şey. Bir de hani ölmüşün ölmemişin bilmem neymiş vesaireymiş böyle bir probleminiz yok. Oyuna yani şöyle söyleyeyim ben size. Bunu bir ay kassanız aşağı yukarı 350-400 milyon para kasarsınız. Günde 5 saatten. Şu an her şey olan devam ediyor. Arkadaşlarımız aşağıda para toplamaya başlayacak şimdi. Şu an gördüğünüz gibi benim karakterim Crowd Control. Özellikle söylüyorum, oyunu kuran,
arkadaş hacker olmayacak. Crowd Control olacak. Hacker olduğu zaman, hacker oyundan çıktığı zaman çünkü oyunu direkt iptal ediyor. Hacker olmaz yani arkadaşlar. Özellikle buna dikkat ediyorsunuz. Oyunu kuran arkadaş Crowd Control olacak. Ya da Demolition olacak. İkisinden bir tanesi olacak yani ama kesinlikle hacker olmayacak. Arkadaşlar da şimdi başlamışlar parayı toplamaya. Oynamadığımız için de şu an açıkçası bilmiyorum. Parayı topluyorlar mı, toplamıyorlar mı? Ben bunu bir gün önce çektim videosunu. Başka bir yerde çektiğim için videosunu da o sebepten facecam kullanamadım. Ama şimdi en azından hani facecam üstüne montajlarız. En azından insanlara hani anlatarak gidersin. Ben bu videoyu koysam hiçbiriniz hiçbir şey anlamayacaksınız. Ne oluyor, ne bitiyor, hiçbir şey anlamayacaksınız. O yüzden konuşarak anlatmak en mantıklısı. Gayet basit dediğim gibi. Adamlar da neler yapmış. Arkadaşlar, iletişim mutlaka lazım oyunda. Mutlaka herkes birbirinin sesini duymalı. Zaten neden duymanız gerektiğini de zaten şimdi oyunun sonuna doğru anlayacaksınız. Biz şöyle Rölent'le zaten devam ediyoruz şu an. Şu an para toplandı. Adam da içeriden daha dışarıya çıkmadan para düşürmüş, enteresan. Şimdi arkadaşlar, daha önce ben bunu anlatmıştım. Burada 4 kişiyiz. Bu tam para videosunda anlatmıştım ben bunu. 4 kişinin 4'ünün de motora gitmesine gerek yok. Burada parayı taşıyan arkadaşınız içeride bekliyor. 2 kişi dışarıyı temizliyor. Sonra içeride duran arkadaşınız dışarıya çıkıp girsin. Hiç gelmesine gerek yok yani, o yolu gitmesine gerek yok. Ben de tek başıma, hani mesela bu takımda ben gidiyorum mesela tek başıma. Hani siz oynarken işte bir kişiyi seçersiniz. Ondan sonra o bir kişi de motora kadar koşturur. Şu an gördüğünüz gibi ben tek başıma koşturuyorum yani, hiç arkama bile bakmıyorum. Diğer arkadaşlarınız da arkada kapının önündeki arabaları süpürüyor. Hatta bunda adam vurmanıza bile gerek yok yani. Bu üstündeki heavy kıyafeti giyin. Heavy combat diye geçiyor. İnteraktif menüden aksesuardan işte body armor açın. Ondan sonra zıplaya zıplaya gittiğiniz zaman herhangi bir problem çıkmıyor. Body armor azaldıkça body armor basarsanız hiçbir tane bile adam vurmanıza gerek yok yani. Bu şekilde motora kadar gidiyorsunuz. Motoru yanına gittiğiniz zaman, tabi bu oyun checkpointlere dayalı olduğu için, aşağıda checkpoint çıkması için o motorları patlatmamız gerekiyor. Şimdi motorların yanına bir gidelim. Şu an gördüğünüz gibi aşağıda go to the getaway bikes diyor. Yani kaçış motorlarına gitmemiz gerekiyor. Bu aşağıdaki yazıyı kaldırmamız için öncelikle dediğim gibi 4 kişinin buraya gelip motorlara binmesi gerekiyordu. Ama biz bunu ne yaptık? Hani en azından bu şekilde kaldırmış oluyoruz. Herkes bekliyor bankanın orada. Şu an motorları patlatıyoruz. Bunlar da arkadaş ne patlamaz motorları ya. Şu
Şu an alttaki yazıya dikkat edin. Evet. Motorlar patladı. Aşağıda Hetti Kanyon yazdı ve kendimi öldürüyorum şu an. Çünkü oyun restart'a düşsün diye. Şu an oyun restart'a düştü. Bütün arkadaşlar buraya geliyor. Aslında ben bu şekilde yapılmasının taraftarı değilim ama hani bunu paraya ihtiyacı olan arkadaşlar çok bokunu çıkarmadan, yani özellikle altını çiziyorum, bokunu çıkarmadan hani 3 kere 5 kere yapsa en azından, yani şöyle bir 10-15 milyon koysa kendine kenarıya yeter. Şimdi bunu eminim izledikten sonra bunun bokunu da çıkarırsınız. Yani çok büyük ihtimal bunun taktiği yapıp da 300-400 milyon kasan adam olacak yani, kesin. Oyun restart'a düştü arkadaşlar. Bir kişi gene dediğim gibi yandaki evin garajına geçiyor. Garaja geçtikten sonra burada bekliyorsunuz. Tabi burada eviniz olması gerekiyor. Ya da kimin evi varsa o kursun. Ya da herkes bir tane alsın, yani 100 bin dolar falan şöyle. Diğer arkadaşımız gene orada motorları patlattı. Aşağıda bakın. Gene Hetti Kanyon yazısı çıktı. Şu an beni polis görmüş. Bana yüzden biraz geç girdim. Evet. Bu arada arkadaşlar bunu PlayStation 4 üzerinden oynadık. Yani başka platformlarda oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum ama büyük ihtimalle oluyordur yani. Sonuçta bu Invisible Wall'lar da Xbox'tan türediği için büyük ihtimalle bütün platformlarda oluyordur diye düşünüyorum yani. Ben bunu PlayStation 4'te yaptım. Siz deneyin PlayStation 3'te. Ona göre dersiniz yani, oldu veya olmadı PlayStation 3'te. Veya Xbox'ta deneyen arkadaşlar olursa veya bilgisayar platformunda deneyenler olursa oldu veya olmadı dersiniz. Ama en azından işe yaradığını biliyoruz yani. Şimdi yola çıktık. Burada arkadaşlar dediğim gibi video tam para videosu değil. Takılmayın yani. Şurada yok para düşmüş 20 bin dolar bilmem ne. Önemli olan burada göstermek istediğim şey bu değil. Zaten daha önce iki tane tam para videosu çektim ayrı ayrı. Nasıl kurtarılır? İki farklı taktik gösterdim zaten. Burada önemli olan bu değil. Burada önemli olan dediğim gibi kaybetmediğimiz final. Sürekli açabileceğimiz, host olabileceğimiz, kurabileceğimiz final. Yavaş yavaş geliyoruz. Sona doğru. Dediğim gibi arkadaşlar, yani biz hani video çektiğimiz için aşağı yukarı hani rahat rahat anlata anlata olduğu için mevzu 20 dakika 22 dakika civarında bir şey sürdü. Bu tabi siz bunun süresini daha da kısa tutabilirsiniz yani, normalde bunun el açılınca 10 dakika 15 saniye biliyorsunuzdur. Ya yani 15 dakikada da bitirebilirsiniz bunu.
10 dakikada da bitirebilirsiniz. Size kalmış bir şey yani bu. Oynayan arkadaşların artık hayal gücüne kalmış yani yapmak istediğiniz şeylere göre. Ya bunu sen hani biz atıyorum 3 kişi gelmiyor. Ondan sonra siz bunu 4 kişi de motorlara kadar gidebilirsiniz yani bu illa kalkıp da hani oradakini yapacaksın diye bir şey yok yani. Önemli olan burada dediğim gibi sonuna doğru izlemeniz hani bunun dediğim gibi bütün anahtarı zaten sonunda. Zaten baştan söyledik Kur'an arkadaşın hacker olmaması gerektiğini. Buraya kadar geliyorsunuz. Arkadaşlarınızı iyi dinlemeniz gerekiyor. Yani oyundan çıkacak olan host olan arkadaş için söylüyorum. Çünkü siz ekranı görmüyorsunuz. Yani şimdi buralarda görüyorsunuz ama şimdi birazdan ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yani kesinlikle partide olmanız gerekiyor. Oyun içi konuşmanız biraz zor, partide olmanız gerekiyor. Şu an son checkpoint'e de geldik. Artık bitiyor. Arkadaşlar buraya dikkat şu an. Şu an bu geldiğimiz noktadan itibaren çok çok iyi izlemeniz gerekiyor. Burada kesinlikle tekneyi kullanmıyorsunuz. Özellikle bak belirtiyorum tekneyi kullanmıyorsunuz. Bekleyin başka bir arkadaşınız binsin tekneye. Şimdi arkadaşınız tekneye bindiği zaman şu karşıda gördüğünüz köprünün altına gelecek ve size söyleyecek. Şimdi göreceksiniz yanındaki ekranda. Şimdi evet gördüğünüz gibi bir ekran daha çıktı. Ben PS ekranına geçtim şu an. Bu başkasının, başka bir oyuncunun ekran görüntüsü. Ben şu an uygulama kapatılacak ekranda bekliyorum. Arkadaşınız burada köprünün altına geliyor ve son checkpoint'i burada Dingin'in gittiği checkpoint'i görüyor ve size diyor ki oyundan çık. Siz oyundan çıkıyorsunuz. Şimdi şu sağdaki videoyu çok iyi izleyin. Küçük ekrandaki videoyu. Bu arada ben arkada oyunu tekrar kapattım, tekrar açıyorum. Onlar gördüğünüz gibi bakın checkpoint'i geçti. Şu an oyunda 3 kişi onlar. Ana videoya geldi. Lester videosuna geldi. Ben bu arada arkada tekrar yeniden oyuna girmeye çalışıyorum. Şu an giren arkadaşlara dikkat edin. Gördüğünüz gibi 1, 2 ve 3 kişi var. Sadece 3 kişi var videoda.
Ben yokum. Benim karakterim yok. Oyun 4 kişi başladı, 3 kişi bitti. Normalde biliyorsunuz setup'tan bile bir kişi çıksa setup'ı bitirmenize izin vermiyor. Ama biz şu an finali 3 kişi bitirmiş olduk. Şimdi bakalım Haste yerinde duruyor mu? Gördüğünüz gibi onlar videodayken ben daha yeni oyuna gireceğim tekrardan. Dediğim gibi mutlaka konuşmanız gerekiyor. Takım arkadaşınız size tam o son checkpoint'i gördüğü zaman köprünün altında oyundan çık diyecek. Siz de o şekilde oyundan zaten o hazır ekranda bekleyeceksiniz. Çıkacaksınız. Ondan sonra zaten sorunsuz bir şekilde arka arka istiyorsan 50 tane final açacağını bu şekilde. Diğerleri parayı alıyor. Siz alamıyorsunuz. Zaten o yüzden kuran oyuncu 0 alıyor. O yüzden dedim ya zaten 4 tane 4 kişi olun da 4 kişi kurun. Hani herkes birer kere dağıtsın parayı. Arka arkaya bu şekilde sırayı bozmadan devam ederseniz zaten hepiniz birbirinizi zengin edersiniz yani. Çünkü final kaybetmiyorsunuz. Gördüğünüz gibi 3 kişi bitti oyun. Benim adım yazmıyor orada. Şu an ben online'a girdim. Daha bunu diğer hisler deneme imkanımız olmadı ama Pasifik'te olduğunu en azından en çok parayı zaten Pasifik verdiği için diğerlerini denemenin de pek bir anlamı yok açıkçası zaten. Şimdi geldik odaya, gördüğünüz gibi Haste yerinde duruyor. Aynen bu şekilde. Evet arkadaşlar, bugün bu videoda size zenginliğin anahtarını gösterdim. Siz de videoyu beğenirseniz yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz için şimdiden teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.